Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Clash Royale videosu sizlerle beraber Mega Sayı mücadelesi tamamlamaya çalışacağız. Ben video kaydına girmiştim, ikinci galibiyette itibaren dördüncü galibiyete geldim ama videoda ciddi problemler, internet sıkıntısı falan yaşandı. Ondan dolayı vazgeçtim devam etmekten. Kusura bakmayın. Destemiz Tomruk, Elektro Ejder, Bombacı, Büyücü, Şövalye, Havai Fişekçi, Tesla, Geri Cadısı, Pekka, Elektro Büyücü, Büyülü Okçu, Balıkçı, Felaket Kulesi, Çarpma, Yıldırım, Yaşlı Cadı, Kara Prens ve Koçbaşı. Ben bu arada Barbar Valini almak istiyorum Yıldırım yerine, desteği hızlı döndürmek için. Yıldırım'ı oynuyorum, yani desteği Yıldırım var ama Yıldırım'ı hiç kullanmadığımı fark ettim. O yüzden değiştirme kararı aldım. 3,7'lik bir iksir bedeli var. Zaten 2 kat iksirde oynadığımız için Amerikan futbol modunu. Desteği döndürmekte çok bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Yani inşallah. Ya çok ciddi internet problemleri falan oldu, hani video öyle bir baltalanıyordu ki, o kadar kötü oldu ki yani. Tam düzeldi diyordum videom. Baya böyle kötü oldu, o yüzden devam etmekten vazgeçtim o video içerisinde. Haberiniz olsun da kusura bakmayın. Ya maalesef yani. Ne güzel mağlubiyet almamış bir şekilde iki galibiyet almış ilerliyordu ama yapacak bir şey yok yani, talihsizlik. Nasıl kısmet. Pekka her zamanki gibi benim için vazgeçilmez. Ama Yaşlı Cadı benim için büyük değişiklik. Hem Yaşlı Cadı buff almıştım. Hasar arttı, canı arttı. Efsane bir kart gibi hissedilmiyor diye belirtmişlerdi Clash Royale ekibi. Ondan dolayı böyle bir karar aldılar. Öfkeyi niye öyle attığını anlamadım ama çekiyorum seni. Yaşlı Cadı OP ya. Yaşlı Cadı'yı ben mücadelede aşırı derece yakıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar benim tuhafıma giden bir şey. Domuz birincisi, koç birincisi ve kraliyet domuzları bu mücadelede yoklar. Bildiğiniz yoklar yani. Olsaydı koç birincisini kullanacaktım. Çok sevdiğim bir kart. Mücadelede aşırı derece yakıştırıyorum kendisini. Ama maalesef yoklar. Nedenini bilmiyorum ama değişiklik yapmışlar. Değişiklik güzeldir yani. O yüzden başka kartlar da denemek istedim. Yaşlıcalı gibi. Zaten bayağı bir işe yarıyor. Mücadelede bayağı bir ekmeğini yedim. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle yapacağım ya. Tamam, alır o elektrolojiler. Tamam. Şöyle yapacağım. Çok güzel be. Tomur'un mükemmel zamanı ayarladım. Harika. Çok güzel. Alır mıyız? Bir ihtimal. Alacağız galiba. Galiba alacağız. Elektrolojiler çok güzel iş yapıyor sağdan. Hem atağı engelliyor. Hem de kendisi bir tehdit. Galiba bu taşı da aldık. Güzel abi. Mini Pekka 8 olduğu için elektro tek yemedi. Çok güzel be. Ekmek yoksa pasta. Bu arada sevgili arkadaşlar, şu şifacı ifadesi ve Mega Şövalye ifadeleriyle alakalı videolar çekmişti. Bunlar etkinlikte geldi. Özel etkinlikte böyle oynayarak falan elde etmediniz. Başka çeşitli etkinliklerde gelmişti. Bu tarz etkinlikler olursa, yine olursa yani gelirse muhakkak videosunu çekerim. O yüzden kanalı takip etmeye, takipte kalmayı unutmayın. O etkinlik geldiği zaman sizler için videosunu çekeceğim. Böylece siz de ifadeyi kazanırsınız. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Destek amaçlı beğeni bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok değerli. Kanalımız 5000 aboneye doğru yavaş yavaş ilerliyor. 5000 aboneye özel bir video yapmayı düşünüyorum ama kafamda şu anlık hiçbir şey yok yani. Ne yaparım, ne ederim hiçbir fikrim yok açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Tamam, büyülü okçu sayesinde o duvar yakıcıları da aldık. Çok güzel abi. Çok rahat bir şekilde. Teşekkürler. Şöyle. Bol şans. Güzel abi. Bir galibiyet daha aldığımızda mücadeleyi bitirmiş olacağız. Bu mücadele sandık anahtarları falan geliyor. Sandık anahtarlarını ben altın sandıkta kullanıyorum. Çünkü altın sandığın süresi 8 saat. Ve çok da bir şey vermiyor açıkçası. Hani gümüş sandığı da harcamaya gerek yok. Çünkü 3 saatte bir gümüş sandık dönüyor ve Clash Royale'a ben sık sık giriyorum. Epey oynuyorum yani. Baya baya oynuyorum. Zaten Pest Royale'da o yüzden rahat bir şekilde ilerledim. Şu an Pest Royale kademelerin hepsini bitirdim. Sandık açılım videomdan görebilirsiniz isterseniz. Ondan linkini bir bırakırım. Eğer sandık açılımlarından keyif alıyorsanız falan. Bir bakarsanız. Üstüne altın biriktirmeye başladım. Şu an 5000 altın mı ne var? 5000 mi? 5250 mi? Her 10 taç yaptığınızda 250 altın geliyor. Balıkçı çekersen bitiş olur. Çok güzel. Hep elektro büyücüs sersem betiyor.
Hem de elektro ejder. Nefes aldırmıyorlar. Balıkçı da oradan çekiyor. Oy, bombaya bak. Sıkıntı yok. Elektro ejder halletti kıvılcımı. Hallediyor. Şu an halledemiyor. Sıkıntı yok ama. Sıkıntı yok. Güzel abi. Kıvılcımı aldı büyücü. Golem geliyor. Ama koç başını savunmayı unuttu. Çok güzel. İlk tacımızı aldık. Şu iki tacı daha alalım da Pesto ile ilerlesin. Ekstra altın alacağım ya. Bu arada ben altınla kart geliştirmesi falan yapacağım diyorum ya. Altınla büyük bir ihtimal havai fişekçiyi maxlayacağım. Ama Valkyrie'yi de maxlama ihtimalim çok yüksek. Çünkü Valkyrie çok popüler bir kart. Valkyrie'yi takasla vererek istediğim kartları alıp daha rahat ender kartları maxlayabilmek açısından gayet mantıklı bir fikir. Ama emin değilim tabii. Hangi kartı nasıl geliştirmek istediğime bağlı. Bu arada büyük ihtimal ikinci taçı da alacağız. Harbi var ya, yaşlı cadı mükemmel iş yapıyor ya. Yaşlı cadı mükemmel iş yapıyor. Hakikaten mükemmel iş yapıyor. Helal olsun yani yaşlı cadıya. İyi ki de bufflamışlar. Büyülü okşu gibi alev topuna tek gidiyordu. Hasar da düzgün bir şey değildi. Çok hasar vermiyor belki ama domuza dönüştürüyor ya. Özellikle böyle kalabalık çerçöp destelerine karşı mükemmel iş yapıyor. Ondan dolayı çok seviyorum yaşlı cadıyı. Ama tabii benim şu anda bulunduğum kupalarda çerçöp desteler pek olmadığı için ya da çok hızlı olduğu için pek iş yapmıyor yaşlı cadı ve benim yaşlı cadım 10 seviye yani. O yüzden de iş yapmaz. O ayrı bir durum. Son bir dakika. Güzel. Yıldırımını boşa harcadı. Ya harcadı da niye harcadı yani? Gereksiz harcadı. Şu an mesela koç başını falan direkt durdurabilirdi. Güzel, elektro oyalıyor. Oy, kıvılcım ne güzel koydu öyle. Kıvılcım ne güzel koydu öyle. Uy. Tomruk gelişseydi eğer. Geçişler olsaydı almıştık. Adama helal olsun. Çok güzel yerleştirdi kıvılcımı. 3 taç almamı engelledi. Ama kazanmama engel olamadı. Evet. Teşekkürler. Bol şans. Hasta. Biraz daha sürseydi eğer 3. tacı da alırdık ama yapacak bir şey yok. Olsun. Gayet eğlenceli, güzel bir mücadele oldu. Umarım destem sizlere de bir şeyler katabilmiştir. Yıldırım sandığını da açıyoruz şu anda. Altın. Kraliyet paketi. Uçan makine. Yıldırım. Yıldırımı değiştireceğim. Top arabası. Değiştir. Ayna. Değiştir. Elektro ejder bu olur. Uçan makineyi değiştir. İksir golemi. Hadi kalsın. Bunun yerine de kraliyet paketi yerine de elip barbarlar. Fena bir sandık açılımı olmadı. Bundan sonra etkinlik yok çünkü Pestoyal sezonu bitecek. Yeni sezon başlayacak. Yeni sezon geldiğinde de muhakkak bir video yaparım. Haberiniz olsun. Şimdilik benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilseniz ve başka içeriklerimizden de haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynanma listesinden başka oyun serilerimize ve içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.